Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Saun, Ege TV Denizli stüdyolarını ziyaret etti sevgili seyirciler. Ege TV Yönetim Kurulu üyesi Vekil Erdağ ve program yönetmeni Mehmet Ercan'la bir araya geldi. Ziyarette çalışmalardan ve projelerden söz edildi. Ege TV'ye ziyaretler sürüyor. Bir ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Saun tarafından gerçekleştirildi. Denizli stüdyolarını ziyaret eden Müdür Saun, Ege TV Yönetim Kurulu üyesi Vekil Erdağ ve program yönetmeni Mehmet Ercan'la bir araya geldi. Müdür Saun, Ege TV ailesine çalışmalarında başarılar diledi. Ege TV'yi beğeniyle izliyoruz. İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Sivas çok önemli görevler üstleniyorsunuz. Sizlerden, medya mensuplarından, Ege TV'den istediğimiz hakikatin yayılması konusunda özverili çalışmanızı devam ettirmeniz. Bu çalışmaları da yaptığınızı görüyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ederiz. Müdür Savun İletişim Başkanlığı'nın çalışmalarını da anlattı. Daha önce Başbakanlık döneminde Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü olan kurumumuz, Başbakanlık sisteminin kalkmasıyla Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizle beraber feshedildi. Yerine Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı kuruldu. İletişim Başkanımız Fahrettin Altun başkanlığında 19 ilde bölge müdürlüğü olarak görev yapmaktayız. Muğla Bölge Müdürlüğü olarak da Denizli, Aydın ve Muğla 3 ilin medya mensuplarının iş ve işlemleri Muğla'daki büromuzda, bölge müdürlüğümüzde yürütülmekte. İletişim Başkanlığı yeni bir kurum. 1-2 yıllık bir kurum ama yaptığı işlemler çok önemli. Nedir yaptığı işlemler? Türkiye markasını güçlendirmek. Türkiye markasını nasıl güçlendiriyor? Devletimizin söylem birliğini sağlayarak, devletimizin anlattığı şeyleri yazılı, görsel olarak insanların hizmetine sunarak. Mesela en son örnek verecek olursak Ayasofya. Bizim için çok önemli bir mesele. Böyle önemli meselelerde bizim başkanlığımız bunları kaleme alarak bir eser haline getirmiş. Misyonumuz çok önemli. Türkiye markasını güçlendirmek, Türkiye için doğru olan, hakikat olan ne varsa kendimizi yurt içinde, yurt dışında en iyi şekilde anlatmak, temsil etmek. Kamu diplomasisi çok önemli. Olmazsa olmazlarımızdan biri. Müdür Saun ziyaretlerinin süreceğini söyledi. Ziyaret programı hakkında bilgi verdi. Başkanlığımızın görevlerine, misyonuna uygun şekilde Muğla Bölge Müdürlüğü olarak Denizli'deki medya mensubu arkadaşlarımız, gazeteler, televizyonlar, radyo, bir tanesi de Ege TV. Bu arkadaşlarımıza sohbet edelim. Medya ne durumdadır? Denizli'mize nasıl daha çok yardımcı olabiliriz? Biz medya kuruluşlarına nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları konuşalım, karşılıklı istişare edelim diye geldik. Ev sahipliğiniz için de teşekkür ederim. Haftaya Bodrum, Milas, oradaki gazeteci arkadaşları ziyaret edeceğiz. Medya mensuplarını ziyaret edeceğiz. Bugün buradayız, yarın da Denizli'yiz. Çağal, Çivril, Sarayköy. Mümkün olduğunca diğer ilçelerdeki yerel medya mensupluğu arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, onları dinleyeceğiz. Bölgemiz için neler yapabiliriz? Bir sonraki gelişimizde inşallah kamu kurumlarını ziyaret edeceğiz, belediyeleri ziyaret edeceğiz. Onlarla birlikte yöremizi kalkındıracak kamu diplomasi faaliyetleri yürütmek istiyoruz. 2020 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Patara yılı ilan edildi. Patara'da Gran Fondo isimli bir bisiklet yarışı. Birincisi Bursa düzenlendi, ikincisi Seydikemer'de. Amaç neydi? Patara'yı tanıtmak. Geçen hafta Salı günü 15 Eylül'de oradaydık. Sizler de katıldınız. Lansman toplantısını yaptık. Ardından kamu diplomasi olan kısmına geçtik. Seydikemer'deki Saklı Kent, Leton Antik Kenti, Patara Antik Kenti, Tulos Antik Kenti, Karadere, buraları gezdik, gezdirdik. Yaklaşık 15 tane medya mensubumuz katıldı Deniz'den. Onlar da çok memnun kaldılar. Ne yaptık? Hem medya mensuplarına bir tatil gibi yeni bir yer, hem haber kaynağı, bunları anlattık. Hem de Seydikemer'imizi tanıttık. Bir kamu diplomasi örneği yapmış olduk. Ayrıca katıldığınız için o parama teşekkür ederim. Ege TV Yönetim Kurulu üyesi Vekil Erdağ ziyaretlerinden dolayı Müdür Saun'a teşekkür etti, projelerini aktardı. Ayrıca içinde ne var? 15 Temmuz'la ilgili videolar ve görseller. Evet. 15 Temmuz gecesine evet. Ait. Hepsi için teşekkür ederiz ama ben özellikle şey dikkatimi çekti. Özellikle flash diskteki görüntüleri Ege TV ekranlarında izleyenlerimize ulaştıralım inşallah.
Müdür salon ziyaretin sonunda hediyelerini Vekil Erdoğan'a takdim etti. Bizim başkanımız bunu 3 dilde kaleme aldı. Ayasofya nedir? Tarihi nedir? Neden önemli? Tabii. Bunların anlatıldığı şahane bir eser. Çok güzel bir hizmet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayağınıza sağlık sözümleri.